Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Evet sevgili akrepler, biraz yorucu Temmuz ayını bitiriyoruz. Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Satürn akrepteki seyrini sürdürüyor. Jüpiter yengeç burcunda, Neptün balıkta. Bu su grubundaki üçgen açı akrepleri bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Ayın ilk haftasında 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Kariyer evinde. Evet. Kariyer, iş, para. Bazıları kariyerlerinde ilerleyecekler, bazıları iş ve para kazançları artacak, bazıları da gerçek anlamda kadersel olarak bazı değişimler yaşayacaklar. Çünkü o 7'sindeki yeni ay, biliyorsun ki bir burcun kariyer evinde bir yıl içinde tek bir yeni ay olur. Evet. Bu da 7 Ağustos Aslan burcunda 14 derece 34 dakikada olan yeni ay arkadaşlar, dostlar. Güneş üçgen Uranüs açısı var. Yani sürpriz, ilginç, belki beklenmeyen gelişmeler de olabilir kariyerle ilgili. Kariyerle ilgili beklenmedik bir destek alabilir. Evet. Teklif demektir. Evet. Parasal kaynaklarla ilgili bir teklif gelebilir. Beklenmedik bir haber gelebilir. Yani iyidir bu yıllar. Evet. Zaten tüm Ağustos ayı Aslan'daki gezegen açıları sebebiyle Akrep Burcu'nun kariyeri için önemli. Çünkü Aslan Burcu'ndaki gezegenler yoğunlaştığı zaman Akrep Burcu'nun, gerçeği söylemek gerekirse, kariyerinde büyük bir ilerleme var. Evet, ayın detaylarına bakalım sevgili Demet bir de. 8 Ağustos'ta Merkür de zaten Aslan Burcu'na geçiyor. Evet. Yine tabii ki iş ve kariyerle ilgili iletişimler, hareketlilik, haberleşme yoğunlaşacak o bölgede. 11 Ağustos'ta Merkür-Satürn arasında bir kare açı var. Ona biraz akreplerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani beklenmedik bir sıkıntı, iletişim sorunu. İletişim sorunu olacaktır. Yani iş yorur, kariyer yorur, aile içinde bir iletişim sorunu, küçük kazalar, elektronik cihazlarla arıza, bir cihazı kaybetme, kayıp açısıdır bu. Gerçeği söylemek gerekirse. Böyle bir yapıya sebebiyet verebiliyor. Böyle bir değeri var. Değerine baktığımızda 15 Ağustos'ta Merkür üçgen Uranüs. Bu tabii aynı şekilde yine kariyerle ilgili daha keyifli gelişmeler olabilir. Belki güzel haberler gelebilir bu sefer. İletişimde de hızlanma söz konusu olabilir. Yani tabii ki iletişim hızlanır, güç olur ama Venüs'ün teraziye 16 Ağustos'ta girmesi daha önemli. Koruma açısı çünkü. Evet, Venüs teraziye geçecek. Akrep'ten önceki terazi burcuna gelmesi koruma açısı. 11. ev sosyal çevresi biraz zayıflıyor. 12. ev yani kendisiyle ilgilenmek, diyet yapmak, güzelleşmek, fiziksel olarak kendini belli bir noktaya getirmek. Bir de bu 12 Eylül'e kadar devam edecek olan bir gezegen döngüsü. Çok da kuvvetli etkilere sebebiyet veriyor. Orada önemli etkileri var. Şimdi bir de bu 21 Ağustos Kova Burcu Dolunay'ı var ki bu Dolunay hem olumlu hem olumsuz küçük etkilere sahip. Aslında Akrep Burcu'nun son dekanatında doğanları son biraz etkiliyor. Son dekanlarda doğanları. Ev yaşamıyla ilgili beklenmedik bazı şeyler olabiliyor. Ev değiştirme olabiliyor. Aile içinde farklılıklar olabiliyor. Çocuklarla ilgili farklı haberler alabiliyor. Evet. Bunun yanında tabii aile büyükleriyle ilgili bazı konular olabiliyor. Sağlık sorunları olabiliyor. Jüpiter Uranüs karesi var. Beklenmedik bir aile büyüğünde sağlık sorunu. Uranüs olduğu için ani Jüpiter. Karaciğer sorunları olur, safra kesesi taşları olur, pankreas taşları olur, böbrek taşları olur Jüpiter. Ama tabii ki doğum manitasının nereye düştüğünü de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ev yaşamıyla ilgili bazı haberler. Yani ev değiştirmekten kiralamaya, aile içindeki yapıların farklılaşmasına sebebiyet veren bir gezegen döngüsü. Arkasından Güneş'in Başak Burcu'na girdiğini görüyoruz. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Akrepler için de yine iş, sosyal hayat, arkadaş çevresiyle ilgili konular biraz daha hareketleniyor. İletişimler artıyor. 28 Ağustos'ta Mars'ın Aslan Burcu'na geçtiğini görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu önemli. 16 Ekim'e kadar Aslan Burcu'nun kariyeriyle alakalı. Evet. Şimdi doğum haritası olumluysa olumlu, doğum haritası olumsuzsa olumsuz olayların çok yoğun olacağı bir dönem. Bununla ilgili detayları görebilmek için aslında bilinçokulu'nun günlük videolarına, günlük astroloji ile ilgili videoları, haftalık videoları seyrederseniz sizler için çok daha iyi olacak derim, değil mi? Evet, Mars Aslan Burcu'nda kariyerle ilgili mücadeleyi biraz arttıracaktır. Ama sonunda da başarı getirecektir. Evet, tabii başarı da gelebilecektir sevgili akrepler.
Sevgili akrepler, kariyer dolu, kariyerin çok enerjik olduğu, çok kuvvetli olduğu, Mars'ın aslanla beraber kuvvetinizin gittikçe arttığı ama bazı risklerinde olduğu bir aydasınız. Mutluluklar. Hoşçakalın. Bye.